Arkadaşlar merhaba, sizler için hazırlamış olduğumuz 5 dakikada if close videomuz ile karşınızdayız. Videolarımıza semremhoca.com'dan ulaşabilirsiniz. Öncelikle if close'un ne demek olduğunu kısaca geçelim. If close şart cümlecikleri demektir. Yani if eğer anlamına gelir. Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de if close'u kullanırken yani eğerli cümleleri yaparken bir eğerli kısmımız olacak. Ve virgülden sonra da bir ana cümleciğimiz olacak. Yani eğer ağaca çıkarsan düşebilirsin cümlesinde olduğu gibi eğer ağaca çıkarsan kısmı birinci cümlecik, düşebilirsin kısmı da ikinci cümleciğimizi oluşturuyor. Şimdi bunların çeşitlerine bakalım. Type 0 dediğimiz if clause'ın ilk seçeneği bilimsel gerçekliğe dayanıyor. Mesela işte kalemi havadan atarsan düşer. İşte su suyu ısıtırsam kaynar tarzında cümlelerdir. Örneklerimiz de böyle zaten. If an egg drops, it breaks. Yumurta düşerse kırılır. Evet, bilimsel gerçek mi? Gerçeklik. Yumurtayı ne zaman atarsak atalım kırılır. If you heat water, it boils. Suyu ısıtırsan kaynar. Evet, suyu ne zaman ısıtırsak ısıtalım kaynar. If you don't water them, the flowers die. Eğer onlara su vermezsen çiçekler ölür. Evet, su çiçekler için olmazsa olmazdır. Yani type 0 dediğimizde bilimsel gerçeklik olacak ve hem ana cümle hem de ifli cümle ikisi de simple present tense olacak. Ona dikkat edelim. Type 1 dediğimiz aslında type 0'ya benziyor ama bu type 1'da bilimsel gerçeklik olma zorunluluğu yok. Yani çok küçük bir ihtimal de olsa söylediğimiz cümlenin aksi ispatlanabilir. Örneklere hemen bakalım. If you study art, you will pass the exam. Eğer sınavına sıkı bir şekilde çalışırsan sınavı geçersin. Evet, sınava her çalışan öğrenci başarılı olabilir ama atıyorum o gün hasta oldu, bir şey oldu. Küçük bir ihtimal de olsa olmama ihtimali var. O yüzden bilimsel bir gerçeklik diyemiyoruz. If you help me, I will make a cake. Eğer bana yardım edersen kek yaparım. If they come tonight, I will be very happy. Eğer bu akşam gelirlerse çok mutlu olacağım. Şimdi cümlelerimizde gördüğümüz üzere if'li kısımdaki cümlelerimiz simple present tense. Virgülden sonraki diğer kısım ise will ve verb one kullanılmış. Yani will artı fiilin birinci hali. Type 2 diğer gördüğümüz ikisinden biraz daha farklı. Gerçek dışı olayları anlatıyor. Gerçek dışı olduğu için de geçmiş zaman diye düşünebiliriz. Zaten if'li kısım simple past, ikinci kısım da would ve verb one'ın birleşmesiyle oluşuyor. Zaten would'u burada will'in past olarak düşünürsek aynı sonuca ulaşırız. If you studied art, you would pass the exam. Eğer sıkı bir şekilde çalışsaydın sınavı geçerdin ama çalışmamış ama geçmemiş. If I were you, I wouldn't go there. Senin yerinde olsaydım oraya gitmezdim. Peki benim senin yerinde olma ihtimalim var mı? Yok. Ama I wouldn't go there, oraya gitmezdim deyip bir nevi biraz öğüt veriyor. Peki eğer bu gerçek olsaydı, type 2'muz bizim gerçek olmayan olayları anlattığı için bunun gerçek olduğunu düşünelim. O zaman ben aydan sonra were kullanma şansım var mıydı? Daha önceki videomuzda gördük. Hayır, yoktu. Aydan sonra vazgeliyordu normalde. Ama burada herhangi bir yanlışlık yok. If I were you bir kalıptır. Senin yerinde olsam anlamına gelir. If she had a lot of money, she would buy a car. Onun çok parası olsaydı araba alırdı. Parası var mı? Yok. Araba alabilmiş mi? Hayır diyoruz. Type 3 bu tamamen biraz daha Type 2'ye yakın ama biraz daha kopuk bir konu. Şöyle düşünelim, işte halamın sakalı olsaydı amcam olurdu. Halamın sakalı olma ihtimali de yok. Halamın amca olma ihtimali de yok. Tamamen unreal, tamamen böyle laf olsun diye ortaya atılmış doğru olmayan durumlardır. Nasıl kullandık? If you had studied hard, you would have passed the exam. Eğer sıkı bir şekilde çalışmış olsaydın sınavı geçmiş olurdum. Biraz daha geçmişli geçmiş zamanın hikayesi gibi düşünelim. Ne yapmış? If'li kısmı past perfect kullanmış. Virgülden sonraki kısmı da would have verb 3 kullanmış. If you have helped me, I would have made a cake for you. Eğer bana yardım etmiş olsaydın, etseydin demiyor. Etmiş olsaydın senin için kek yapmış olacaktım.
If she had had a lot of money, she would have bought a car. Eğer onun çok parası olmuş olsaydı, araba almış olacaktı, olurdu. Yani şuradaki had'i ilk had bizim kalıbımızdaki had, ikinci had de sahip olmak anlamındaki have'in üçüncü hali. Onu karıştırmıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.